günden güne iyi olmayan adam günden güne Allah'tan uzaklaşıyor demektir. Bu bir sohbettir. İnsan olan kimse günden güne insanlık faziletlerini kazanması lazımdır. Yani insanlığa yakışan nedir? Güzel ahlaktır. Günden güne insanın bu dünyadaki vücudunun, varlığının zahirde terakki etmesi, olgunlaşması gerekir. Dünyada olgunlanamayan adam olgunlanmazsa, ahireti beklerse, şimdi dalında buz olur. Dalında muz olduğunda efendim, ona ilaç serpmeye veyahut bir buzdolabının içerisine hususi surette koymaya gerek yoktur. Çünkü anasında pişmiştir, olmuştur. Bazılarını kan keserler. Kan keser yeşil bana. Yeşil keser, buzluğa koy. Kaç derece soğuğa konur onu? İlaç da verir. Ta ki sararsın ve zoraki tatlılansın. Lakin hiçbir yemiş yoktur ki anasının üzerinde yetişmiş olduğu lezzete, tadına, görünüşüne buzdolabının içerisinde yetişir. Onun gibi insan dünyadayken iyi insan olabilir. Nedir insanı iyi yapan, onu elde eden ve o kimse iyi olur. Binaenaleyh onu efendim buzdolabına koymaya veyahut ateşin üzerinde pişirmeye gerek kalmaz. Demek ki günden güne daha olgun olacaksın, daha iyi olacaksın. Daha iyi olan kimse Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allah'a onun rızalığına yakınlık elde eder. Ebedi şereften alır. Dünyanın ehreti şerefinden vazgeçer. İyi olmaya gayret etmeyen bir kimse ham kalır, pişmemiş kalır. Ham kalır, pişmemiş kaldığında onu ya soğuk cehennemde veya ateş cehenneminde olgunlaştırırlar. Üzerindeki kötü sıfatları yakarlar, ameliyata tabi tutarlar. Sağ selamet olduktan sonra cennete girerler. Değilse efendim dünyada kemal kazanan, dünyada iyi olan kimse dünyada da kalbi huzurdadır, rahattadır. Dünyadan giderken telaşı yoktur. Kabrin içinde gelecek melaikeden ürkmez, korkmaz, çekilmez. Çünkü yabancı gelmez. Soracakları suallere de hazırdır. Mahşer gününde iyi olan insanı Cenab-ı Allah Arasat meydanında bekletmez. Bir tek iyi adam Arasat meydanında beklemez. Arasat meydanında bekleyenlerin %100'ü hepsi iyi olamadan, iyi olamadan dünyadan gidendir. Geride bir bulağın olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi sen geldin ben iyiyim demekle iş görmez. Kulağını deniyor, sen bir meclise hazır olduktan sonra o meclisten kalkıp gittiğinde kulağını o mecliste bırakıp git. O kulağın o meclisteki insanlara dinlesin. Senin hakkında ne diyecekler yavaş o sonra? Ne iyi kimse, ne iyi iş yapıyor? Ve o insanlar şehadet verirse sen iyisin.
Bunları orada bırakıp da gittiğinde ya bir mecliste hazır olursun, meclisten kalkıp gittiğinde sen bunların orada olsun da işitesin. Senin hakkında orada değilken kimseler ne denir? Allah cezasını versin. Berekat aramızdan kalktın. Sanki üzerimizde dünya çökmüşüz. Yüzünde her gün meymenet yok. Aslının yerde o bitmez. Neye? Böyle mi söyledikleri hoşuna gelir? Yoksa seni methettikleri mi hoşuna gelir? Eşhedü illah. Eyyud, ister düşün Eyyud, ister baba Eyyud. Muhlis insanlar, temiz insanlar, gayretli insanlar. Fukara oldukları halde gayretli hizmet sahipleridir. Yalana tenezzül etmezler, çalmazlar, çırpmazlar, emeklerini acımazlar ve bir şeyden de şikayet etmezler. O adam iyi. Halk onun için ne şehadet ederse Cenab-ı Hak kabul eder. İyice olur. Yok, ay cehenneme gidesin. Berekat cehennem onu bırakıp gitti. Ne kadar ağırlık taktı yahu üzerimizi. Şerhoş olduk. Onun ağırlığından değenal etme okusunlar. Bazı Hüseyin'e de öyle olur. İyiyim dediğin vakitte iyi olduğunun ispatı bu şekilde olacaktır. Bir cemaatin arasında bulunduğun vakitte davet edilip oraya gittiğinde oradan kalktığın vakitte senin hakkında ne gibi ifade verecek orada? Hayır, öküz söyleyeyim bak. Nasıl gelirler? Bu ne gibi düştü sözcüsün ortasına? Aklımızı dağıttı. Onun ağırlığından uyku da bastı bizi. Benim şeytan gibi sağa bakan, sola bakan, efendim, ne getirirse sağ demeden, sol demeden atar, içer, atar, içer, onları topladı, bunları masaları dönüştürdü, kalkıp gitti, vakti elhamdülillah, yahu ne de boğa diye herif, ne bulursa yedi, bundan rütbet getirecek cinsinden bu herif, ne herifler, böyle şehadet ederlerse, o kötü adam. Halkın şehadetini Cenab-ı Allah kabul ediyor. Onun için iyi ol. İyi ol ki Hazreti Allah huzuruna iyi kullarını alacaktır. Hazreti Allah kendi huzuruna kötü kulları koyacak değil. Bütün peygamberlerin getirip bildirdiği haber bu haber. Ey insanlar, yarın mahşer gününde Cenab-ı Allah sizin içinizden iyilerinizi kendi huzuruna alacak, yanına alacak. Kötülerinizi de kovacaktır. Bunu tembih edin bütün peygamberler. Sen Allah'a yakın gelmek istersen, Allah'ın huzuruna girmek istersen, iyilerden yazılacaksın. İyi kimselerin Cenab-ı Allah huzuruna alacak, kötü insanları, işe yaramayanları, onları da çöpe atan gibi atacak. Evet, işte bu kısa bir sohbettir. Lakin insana uyanıklık getirir. Sen nesin? İyi misin, kötü müsün? Günden güne iyi oluyor musun, yoksa kötü mü oluyor? Günden güne iyi olan kimseye ne mutlu? Günden güne ahlakı pis olan kimse, bedbahtır. Dünyada da sevilmez, ahirette de istenmez. Bir tabirleri var, istenmeyen adam derler. Bazı kimseler hakkında devletler bizim memleketimize giremez derler bazı kimseler hakkında. İstenmeyen kimse o. İstenmeyen adam olmayası. Makbul olan, istenen adam olasın. Uğraş ki makbullerden olasın. Merdut olanlardan değil,
yani kovulmuş olanlardan değil, kabul edilmiş olan, kapılar kendilerine açılacak olan kimselerden o. O için bunun tatbikatı lazım. Ağır ağır, ağır ağır, efendim, iyi olmaya gayret edeceğiz. İnsan diliyle iyi olur, eliyle iyi olur, malıyla iyi olur, kafasıyla iyi olur. İnsan malıyla iyilik yapar, iyi olur. Rütbesiyle iyilik yapar, iyi olur. Sözüyle iyilik yapar, iyi olur. Servetiyle iyilik yapar, iyi olur. İyilik yapmak için Ademoğlu yaratılmıştır. İyilik yaptığı zaman İnsanların içinde ismi yazılır, kötülük yaptığı anında bu insanlıktan düşmüş. Kötülük yaptığı anında insan insanlıktan düşer. Kabul etmez. Düştü, düştü. Ta ki tövbe etsin, tekrar olduğu yere gelsin. Tövbe etmedi, düşmüş aşağıya, yaramaz. İyilik yaptığında insansın. Kötülük yaptığında insan değilsin. Bu da kanunidir peygamberlerin. İyilik yaptığı müddetçe insansın. İyilik yolunu bıraktığın anında hayvansın. Çünkü insan kötülük yapmaz. İnsanın şerefi, Allah'ın ona vermiş olduğu hususiyetler melek sıfatıdır. Melaike sıfatı galip olduğu vakitte insansın. Nefsani sıfatın ki hayvanındır, hayvani sıfat sende zahir olduğu vakitinde de o boyayı aldığında hayvansın. Çok ciltlerle kitap okuyup yazmaya gereği yok. Olay bir meseledir. Allah bizi günden güne iyi olanlardan etsin. Günden güne yahu elka ağacından, elma ağacından, armut ağacından, efendim, kiraz ağacından, kayısı ağacından ibret al. O ağaç günden güne yemişini tatlılandırmak ister. Yiyenler de var, tat alsın. Ve Cenab-ı Hakk'a şükretsin, şükür ya Rabbi ki yarattın bu kayısıyı. Bu elmayı bak, ne güzel, ne güzel ya Rabbi. O ağaç sana şükrettirmek için hizmet veriyor. Ey Ademoğlu, sen Allah'a şükretsin, ülke şükredesin diye ağaçlar çalışıyor. En güzel meyveyi vereyim insanlara, insanoğluna ki yediğinde Mevlamıza karşı şükürler olsun. Ne güzel kayısı ağacı oldu yarattın, ne güzel kiraz yarattın, ne güzel fişne yarattın, ne güzel üzüm yarattın, ne güzel incir yarattın. Şükür ya Rabbi sana, o ağaç uğraşıyor ki sen şükredesin. Cenab-ı Hakk'a hiç yapmamış, bir kimseye bir hizmet verebiliyor muyuz ki o adam desin ya Rabbi sana şükürler olsun ki bu kulun nereden geldi bana bu kadar hizmet yaptı. Senin lütfu kereminle beni bataktan kurtardı. Beni feraha çıkarttı, beni düze çıkarttı. Ağaçlar çalışıyor, insanoğlu şükretsin diye. E sen de çalışmasın, insanlar şükür etsin diye oraya koyun. Hizmetler, efendim, açı doyur, susuzluğu olanı, susayanı, su var, aç olanı doyur, çıplak olanı giydir, efendim, evsiz yurtsuz olanı barındır. Çoğu kul desin, şükürler olsun ya Rabbi. Ev yer verdin bize, şükürler olsun filan kulum. Bize bu evliği yaptı,
O kulu gördü, Allah senden razı olsun. Geçmiş geline rahmet olsun. Sen olmasaydın çok az durur, çok az kalacaktı. Allah senden razı olsun ki bu yerinize yaptın, takdim ettin, barınıyor. Yani sen ey insanoğlu, sen olacaksın ki Allah'ın kullarına yaptığın iyilikten dolayı o kullar şükür ya Rabbi desin. Çünkü darda olan kul daraldık sonra sövmeye başladı. Değil mi?